Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda öyküde kalmıştık ve bitirmiştik. Şimdi ise onun daha uzun soluklusu olan roman ile yolumuza devam ediyoruz. Zaten önceki videoda aslında romanın nasıl olduğu konusunda bayağı bir bilgi vermiştim canlar. Şimdi romanın tanımı ne? Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayların uzun soluklu bir şekilde anlatıldığı, detaylara yer verildiği ve bize bir şekilde zaman, yer, fark etmez kahraman hakkında ayrıntılı bilgilerin aktarıldığı eserlerdir arkadaşlar. Öykü ile roman arasındaki fark neydi? Öyküler kısaydı, romanlar uzundu. Ve en önemli cümle ise öyküler romanlara göre daha ve daha arkadaşlar bakın dikkat edin yoğundu. Yani öyküler yoğun iken romanlar o kadar yoğun değil. Çünkü istediğin kadar bilgi verebiliyorsun. Yoğunluk neydi? Az sözcükle çok şey anlatmaktı. Şimdi romanın tanımını verdikten sonra bakalım özelliklerine. Birincisi, romanda olaylar hikayeye göre arkadaşlar geniş bir biçimde anlatılıyor. İkinci özelliğimiz, kahramanların yaşamlarına geniş bir şekilde yer veriliyor. Ne demiştim önceki videoda? Kahramanın ayağındaki benden bile bahsedilir arkadaşlar. O kadar detaylıdır. Evet, romanda her biri hikaye olan olaylar örgüsü vardır. Yani sen hikayeleri bir araya getir ve kurgu olarak onu sağlamlaştır. Eşittir romanı elde et arkadaşlar. Slogan bu. Evet, edebiyatımızda önceki videoda yine vermiştim. Roman Tanzimat edebiyatıyla beraber giriyor. Peki hocam Tanzimat edebiyatından önce biz bir şey anlatmıyor muyduk? Tabii ki de anlatıyorduk. Söylemiştim, yine söyleyeyim. Destanlar, halk hikayeleri, mesneviler, Dede Korkut hikayeleri roman ve öykünün yerini tutan türlerdi arkadaşlar. Kişiler çok yönlü ele alınıyor ve ruhsal betimlemeler ile arkadaşlar normal betimlemelere oldukça yer veriliyor. Yani burada ruhsal betimleme derken ruhsal çözümleme de diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Ruhsal betimleme yerine ruhsal çözümleme de diyebiliriz. Evet, anlatım yolu açısından mektup, anı, günlük gibi türlerden yararlanılabilir ki mesela sorularda şu çıkıyor. Edebiyatımızda mektup türünden yararlanılarak yazılan roman Halide Edip Adıvar'ın Handan romanında mektuptan yararlanılmıştır arkadaşlar. Evet, konusunu eğer bir roman tarihten alıyorsa biz ona tarihi roman. Eğer toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, göreneklerini, adetlerini, anaannelerini işliyorsa, anaanne töre demektir, gelenek demektir. O zaman biz ona töre romanı diyoruz. Eğer bir roman arkadaşlar ruhsal çözümlemelere yer veriyorsa psikolojik roman, eğer uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatıyorsa böyle Amazon ormanları gibi düşünün, o zaman biz o romanlara egzotik roman diyoruz. Eğer bir görüşü savunuyorsa tezli roman diyoruz. Bir sanatçının ya da önemli bir kişinin hayatını anlatıyorsa biyografik roman, eğer bir kişi kendi hayatını anlatıyorsa o romanda otobiyografik roman deniyor. Şimdi bu klasik romanın tanımıydı. Arkadaşlar, modernist ve postmodernizmde artık olağanüstülük yer alıyor muydu romanda? Evet, işte onlar modernist, postmodernist romanlar olmuş olacak. Dünya edebiyatında ilk örneği, yine dip bir bilgidir burası, Fransız yazar arkadaşlar François Rabelais vermiştir ve eserinin ismi Gargantua'dır. Tekrar diyorum, Gargantua. Dünya edebiyatında ise
ilk çağdaş örneğini Cervantes veriyor. Zaten biliyoruz. Rüzgar Değirmenleri faslı arkadaşlar. Zaten hatırladık. Hangi eserdi? Don Kişot'tu arkadaşlar. Şimdi burayı sileceğim. Türk edebiyatındaki ilk örneklerine yer vereceğim arkadaşlar. Burayı kesiyorum ki vakit kaybı olmasın. Evet arkadaşlar, tahtayı sildim. Ve şimdi Türk edebiyatındaki ilk roman örneklerini hep beraber inceliyoruz. Birincisi, ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından yapılmıştır. Telemak arkadaşlar, Fenelon'dan. İkincisi, ilk roman. Hocam, niye ilk roman, ilk çeviri roman farklı? Çünkü ilk başta bir şey bilmiyorsun. İlk çevireceksin ki neyin ne olduğunu öğreneceksin ve daha sonra orijinal bir eser yazacaksın. Ama tabii ki de ilk olduğu için acemi olmuş olacak. İlk roman Şemseddin Sami'nin yazmış olduğu Taşuk-i Talat ve Fitnat, yani Talat ve Fitnat'ın aşk olayı demek. İlk edebi roman, yani böyle değer taşıyan anlamında arkadaşlar, Namık Kemal'in İntibahı. İlk tarihi roman, tarihi olayı anlatmış bana. Yine Namık Kemal, Cezmi. İlk realist, akımlarda zaten gördük, yine göreceğiz. Gerçekçi roman diyebiliriz. Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası. İlk psikolojik roman, Mehmet Rauf'un Eylül'ü arkadaşlar. Gerçekten güzeldir. Okumanızı tavsiye ediyorum. İlk köy romanı, naturalist roman. Bazıları kabul etmiyor. Köy romanı farklı, naturalist roman falan filan farklı diyor. Takılmayın, aynı şeydir. İlk köy romanı da aynı. İlk naturalist roman da aynı. Nabızade Nazım'ın Kara Bibi'dir arkadaşlar. İlk modern roman, yani batı çizgisini yakaladığımız ilk batılı roman, Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyahı arkadaşlar. İlk otobiyografik roman, yani bir sanatçının kendi hayatını anlatmış olduğu roman, Peyami Safa'nın 9. Hariciye Kovuşu arkadaşlar. Ve ilk tezli roman, yani bir düşünceyi savunan, aynı zamanda ilk psikolojik roman denemesi. Bakın, ilk psikolojik roman Eylül'dü. Burada denemesi yapılmış Nabızade Nazım'ın Zehra isimli romanıdır diyorum arkadaşlar. Böylece ilkleri de güzel bir şekilde görmüş olduk. Ve bir sonraki videomuzda fabılla devam edeceğiz canlar. Görüşmek dileğiyle.